Herkese merhaba. Geçen videoda probiyotiklerden ve yoğurttan bahsetmiştik. O videoya gelen yorumlar ve eleştirilerin ışığında bu videoyu hazırladım. Probiyotik destek almalı mıyız? Ne kadar almalıyız? Probiyotikleri geleneksel yöntemlerle almak yeter mi? Yoksa modern tıbbın bize dayattığı yöntemlerle de takviye etmeli miyiz? Bugün bunun cevabını arayacağız hep birlikte. Öncelikle gelen eleştirilerden bir tanesi probiyotikle ilgili oluşturulan rehberler olduğu ve öyle her gıdaya probiyotik diyemeyeceğimizle ilgiliydi. Bu rehbere baktığımızda aslında probiyotik gıdalar tanımlanmış. Ne kadar geleneksel ve modern besinler de olsa mutlaka test edilip içindeki canlı mikropların sayılmış olması gerekiyormuş. Bu aslına bakarsanız kulağa çok hoş geliyor. Fakat o zaman evde içinde ne kadar mikrop olduğunu saymadığımız turşuların hepsini çöpe atabilirsiniz. Çünkü onların içindekilere probiyotik diyemiyoruz. Probiyotik nerede çıkmış. İsterseniz ona bir bakalım. 1900'lerin başında İlya Meşnikov Bulgaristan'da uzun yaşayan köylülerin yoğurt yediğini fark etmiş. Bu yoğurdun içindeki bakterilerin buna yardımcı olabileceğini düşünmüş. Bu bakteriler de probiyotik olarak tanımlanmış. Bundan 15 bin yıl önce insanlar fermente soyadan miso çorbaları yapıp sütlerden de yoğurt yapıp aslında alıyorlardı. Ama 2000'lerin başında Dünya Sağlık Örgütü probiyotik rehberleri geliştirdi ve neye probiyotik probiyotik diyebileceğinizi neye diyemeyeceğinizi söyledi. 2018 yılına geldiğimizde bu kriterlere uyan gıdalar sizce nerede dersiniz? marketlerde değil, evinizinkilerinde hiç değil. Tabii ki eczanelerde şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. O zaman gerçekten probiyotik destek almak için eczaneye mi gitmemiz gerekiyor? Gelin size isterseniz probiyotin çalışma mekanizmasını tekrar anlatayım. Siz probiyotik mikropları alırsınız, alırsınız, alırsınız. Onları prebiyotiklerle beslersiniz ve size faydalı ürünler açığa çıkar. Sayıca ve çeşitlilik olarak ne kadar çok probiyotik olursa o kadar çok farklı ürün elde edebilirsiniz ve o kadar çok fayda sağlamış olabilirsiniz. Ama trilyonlarca probiyotiniz de olsa prebiyotik almadıkça bu etkiyi gösteremezsiniz. Probiyotik ve prebiyotik de alsanız yine hatırlayacağınız gibi uygun koşullar sağlanmadıkça bu probiyotikler prebiyotiklerle beslense de sizin için faydalı ürünler ortaya çıkamaz. Bu uygun koşulları geçen sefer sıralamıştım ama özetlemek gerekiyor gerekirse siz alkol alıp sigara içip evinizde sabahları kahvaltıda fındık kreması yiyip sonra gün içinde de probiyotik hap alarak bağırsaklarınızı sağlıklı tutamazsınız. Belirli miktarlarda probiyotik alıp onları sürekli olarak prebiyotiklerle beslerseniz uygun koşullar varlığında sürekli olarak faydalı ürünler zaten açığa çıkacaktır. Yani burada önemli olan probiyotik sayısı değil bunların hepsinin uyum içinde olmasıdır. Tam da bu konuyla ilgili ilgili olarak bağırsaklarınızda uygun bir ortam olduğunda prebiyotikler, probiyotikler aracılığıyla size fayda sağlar. Bunun olmadığı durumun sonucunda da gluten konusu devreye giriyor. Glüten şeytan mı, melek mi sürekli olarak tartışılıyor. Aslında bundan sonraki videolarda da göreceksiniz ki sorun glütende değil, sorun bağırsaklarınızda. Siz bağırsağınıza iyi bakarsanız o da ona verdiğiniz kaliteli gluteni sizin için ...zararlı hale getirmez. Şu an okuduğum Soner Yalçın'ın kitabı Saklı Seçilmişler. Mutlaka duymuşsunuzdur. Orada da yine çeşitli komplo teorilerinden bahsediliyor. Bir gün Soner Yalçın'ın Canan Karatay'la aynı safta yer alacağı hiç aklıma gelmemişti. Ama bundan sonraki videolarda kitabın incelemesiyle birlikte... ...bu gluten efsanesini de yavaş yavaş şürütelim isterseniz. O videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Hala probiyotiği anlamayan arkadaşlarınız varsa videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın.